Hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde 2024 model Esar'ın vites ayarını yapacağız. Daha doğrusu vites kolu ayarı. Vites kolu ayarı nedir? Nasıl olmalı? Aslında bununla ilgili birçok çalışma yaptım ama bu motorda ilk defa yapacağız. Efendim buyurun. Her motosikletin aslında vites kolu ayarı farklı olur. Özellikle reislerde farklı olur. Yani reisler böyle motorun üzerine yatıyorsunuz. Ayak koyma yeri geride falan. Dolayısıyla her modelde işte normal şehir içi naked modellerinde falan çok fazla aşırı fark etmez ama yine de vites kolunun yüksekliği yani ayakla ayağın altında girme mesafesi fark eder arkadaşlar. Yani diyeceğim şu. Biz vitese basacağımızda çok küçük bir hareketle vitese 1'i atacağız. Sonra altına ayağımızı koyunca çok minik bir hareketle ayağımızı topuktan kaldırmadan hemen diğer yukarı viteslere atacağız arkadaşlar. Bunun usulü adabı budur. Siz vitese atarken bakın şöyle göstereyim. Vitese attınız. Vitese atarken şöyle topuğumuzu kaldıraraktan değil. Topuğu kaldıraraktan değil sadece şu hareketlerle vitesi düşürüp indirmeniz lazım. Eğer topunuzu kaldırarak şu vaziyette böyle vites atıyorsanız işte o zaman problem vardır. Bunda vites ayarı birazcık değişmiş zaten. Bakın şurada evet gevşeklik var mı diyecektim de değil. İster buradaki freze kısmından vites kolunu biraz aşağı yukarıya alabilirsiniz. İsterseniz de şu mil üzerinden ayar yapabilirsiniz. Ama buranın da açısı kurtarıyorsa elbette ki. Çünkü belli bir oranda size ayar yapmaya müsaade eder arkadaşlar. Evet bir 10-11 ile ben şuradan yapacağım. Bir 10-11 ile frezesinden ayar yapalım. Şimdi şu kısımda frezeli bir mil var. O milin üzerine bir tane somun girer. O daha doğrusu civata. O civatayı sökmeden buna ayar yapamazsınız. Yani bu yerinden çıkmaz. Neden çıkmadığını göstereyim. Bu gevşediği zaman vites kolu yerinden çıkmasın diye milin üzerine civata kanalı açmışlardır ki gevşeyip düşmeyinceye kadar buna siz yerinden çıkaramazsınız. Dediğim yerde bakın tam da şu kısım arkadaşlar. Yani bu siz civata yattığınızda bu civata buradaki kanala girer ve milin freze kısmının yerinden çıkmasını engeller. Şimdi bu püf noktasına verdikten sonra burada frezeli olduğu için çok fazla milim ince ayar yapamazsınız arkadaşlar. Bakın ben bir freze yukarı aldığımda vites kolu ne kadar yukarı gitti. Bir frezeyi yani bakın şu kısmında çizikler var. Aynı şekilde burada da çizikler var. O çizgilere, kanallar çıkıntılara, çıkıntılar kanallara geçerek bu vites kolu görevini yerine freze görevini yerine getirir. Bir daha aldığımda da çok mu oldu? Bunu oturup karar vereceğim arkadaşlar. Oturup karar vereceğim. Şöyle tutturdum. Çünkü üzerine oturmadan ayarını bilemiyorsunuz. Evet, ver bakalım böyle olur. Öncesinde nasıldı? Öncesinde yukarıya doğru kaldırırken ayağımı topuğumu şöyle yukarı kaldırmak zorunda kalıyordum ki kol yukarıya doğru çok fazla gidiyordu. Bence bu ayar arkadaşlar. Evet. Bir de binerek testimizi yapalım. Evet, iyi güzel de vites düzelttik. Lakin bu motor boşa geçmiyor arkadaşlar ya. Bunda bir kronik problem varmış. Ben de bilmiyordum. Ben de yeni öğrendim. Ne durduğu yerde ne de giderken boşa geçiremiyorsunuz. Ya 1'e geçiyor ya 2'ye geçiyor. Yani bence sıkıntı. Tamamen mühendislik hatası var burada. Lakin o boşa geçmeme olayı tamamen fabrikasyon
Evet dostlar, böylelikle de bir çalışmamızın daha sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki aksiyon için bizden ayrılmayın. Allah'a emanet, hoşçakalın.